Radyo Tiyatrosu. Sayın dinleyiciler, şimdi sizlere radyo tiyatromuzda Elveda Ceylan isimli oyunu sunuyoruz. Yazan Sadık Söztutan. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Ses kayıt Ahmet Atalay. Seslendiren sanatçılar: Hayriye Canan Kılıç, Ceylan Riya Altay, Kurban Ağa İskender Bağcılar, Bino Ağa Orhan Kemal Aydın, Emine Ana Binnaz Möröy, Savaş Haluk Kesim, Zafer Şebnem Güler, Turgut Cüneyt Şen. Geliyor kız. Neden heyecanlandın? Hani o ağa var ya. Ha, Kurban Ağa ve adamları hasta getiriyorlar. Görüyor musun kızakta? Zavallı kadın. Köyden buraya kadar donmuştur soğukta. Neyse, gel pencereden bu tarafa. Hazırlığa bakalım. Şimdi dolarlar içeri. Geldim. Geldim. Aman. Nasıl vuruş, şöyle kapıyı kıracağız. Bana bak ebe, bu defa erkek olmazsa geçen seferki gibi yapmam. Hem kadını hem çocuğu hem de seni atarım buradan dışarı. Hayırlısını istemeli Kurban'a. Dua et elimde nur topu gibi bir oğlan olsun. Ha? Şöyle şu tarafa. Şu tabureye buyur, otur Kurban'a. Ne var? Ağam, binolar geldi. Nasıl? Nerede? Onlar da hasta getiriyor. Demek buraya geliyorlar. Demek hasta getiriyorlar. Hmm, peki hasta kimmiş? Binonun karısı. Öyle mi? Demek o da bir nüfus artıyor. Peki. Şimdi siz üst yolda bekleyin. Peki ağam. Buyur otur Kurban'a. Allah hayır. Ebeler yok mu? Buradalar, buradalar. Hadi hastayı içeri alın siz, hadi. Sen ebeleri çağır. Ne var, ne oldu? Hasta getirdik bacı. Nerede? Geliyor. Geliyor da... Erkek olsun isterim. Bunu pazarlık edecek değiliz. Siz hastayı getirin. Yavaş yavaş. Şu tarafa koy. Şöyle buyur Bino Ağa. Otur. İlk çocuğum bu ana. Erkek olsun isteyem. Bunları bilmezsin. 5 senedir ben bunların içindeyim. Hayırlısıyla bugünü bir atlatsak Ceylan abla. Çok korkuyorum. 2 can düşman. Salonda ters ters bakışıp duruyorlar. Birbirlerine girmeleri an meselesi. Of, çok korkuyorum. Şu dışarının haline bak. Meydan savaşına başlayacak 2 düşman ordusu gibi. Merak etme. Şu içeride oturanlardan emir almadıkça onlar kıllarını bile kıpırdatmazlar. Bakışır dururlar. Ama neden? Neden bu insanlar birbirlerine düşman?
Aynı köyün insanları değil mi? Hiç mi ortak sevinçleri, üzüntüleri yok? Sen kan davası nedir bilmez misin? Bunların bütün ömrü birbirlerini takip etmekle geçer ağızdım. Şu salonda oturan kurban ağa var ya kurban ağa. İlk gelen. Evet o. O adam 2 sene önce yine böyle karısını getirdi buraya. Tabii bu karısı değil de o zamanki karısını. Nasıl? O öldü mü? Ne gezer, keşke ölseydi. Anlamadım. O karısı kız çocuk doğurdu diye kadını da çocuğu da burada bırakıp gitti kurbana. Bir daha almamak üzere. Ne diyorsun? Peki sonra ne oldu kadın çocuk? Ah ah, kadının babası geldi götürdü. Daha neler duyacaksın neler. Şu Emine anayı bir gün dinle de gör. Tabii bu yufka yüreğine dayanabilirsen ya. Bebeği verdin? İkinciyi. Ne diyorsun Hayriye? İkinci hasta burada daha. Yani? Aman Allah'ım, birinci hastayla ikinci bebek gitti. Olur mu abla? İkinci hasta burada. Ya bebek? Birinci. Ay. Olamaz. Aman Allah'ım. İşin sonu nereye varacak Ceylan abla? Onu baştan düşünmeliydin. Şu dışarıdaki adam bir duysa çocuğunu baş düşmanına verdiğini. Neyse canım, iki çocuk da erkek. İki tarafında gönlü oldu. Değil mi? Söyleyeyim abla, gerçeği söyleyeyim. Sen kanına mı susadın kızım? İstersen bir dene. Yapamam, dayanamam. Vicdan azabından ölürüm. Hayırlı sabahlar kızlar, ben geldim. Hayırlı sabahlar, hoş geldin canım. Hoş geldiniz Savaş Bey. Hoş bulduk, ben görmeyeli nasılsınız bakalım? Berbat. Ben çıkayım. Yo, senden gizlimiz saklımız yok güzelim. Belki onun senden gizli bir şeyi vardır. Of. Burada mıydın Emine Ana? Hayrola kızım, nem var, sapsarı olmuşsun. Yo. Yok bir şey. Bak yavrum, ben 40'ımı aştım. Az çok insan halinden anlarım. Ağzın ne kadar saklasa da gözlerin, suratın bas bas bağırıyor. Bir derdin var. Bana söylemeyip de kime söyleyeceksin ha? Bu memlekette yapayalnızsın. Şurada bir senedir sevincimizi, üzüntümüzü beraber paylaşmadık. Ha? Söyle anana. Yoksa bir gönül işi mi? Gönül işi değil Emine ana. Vicdan işi. Vicdan. Ne oldu kızım? Hayriye, söylesene ne oldu sana? Dinle öyleyse. Olur şey değil. Oldu işte. Yapacak hiçbir şey kalmamış. Ağlara doğruyu söylemek istiyorum ana. Aman kızım, ağzından yel alsın. Cinayet çıkar vallahi, cinayet. Sen buraların insanını bilmezsin. Evvela her ikisi de körpe çocuklar öldürür. Düşmanımın oğlu diye öldürür. Sonra da seni, Ceylan'ı, hatta beni. Çok kötü şeyler olur, çok.
Kurban Ağa Bino Ağa'nın su içtiği çeşmeden su bile içmez. Bino Ağa Kurban Ağa'nın geçtiği yoldan bile geçmez. Bunlar sadece böyle hastanede, hapishanede, bir de mezarda beraber olabilirler. O da arada mesafe bırakmak şartıyla. Kurban Ağa'nın buraya getirdiği kadın onun üçüncü karısı. Birincisini çocuk doğurmuyor diye bıraktı. İkincisini kız doğurdu diye burada kodu gitti. Bino Ağa'nın ilk hanımı ve ilk çocuğu bu. Ama düşmanının çocuğunu aldığını bir duysa hiç acımaz, çocuğu hemen öldürür vallahi. Belki karısını da, köy birbirine girer. Biz savaşla gezmeye çıkıyoruz. Akşama gecikebilirim. Hayriye, gelir misin bir dakika? Bana para lazım. Ne kadar varsa ver. Peki. Günaydın Hayriye, günaydın. Günaydın Savaş Bey. Ceylan yok mu? Yok, sanıyorum alışverişe çıktı. Neyse, önemli değil. Ben zaten seni ziyarete gelmiştim. Ben özür dilerim. Bak Hayriye, lafı dolaştırmayı sevmem. Demek istediğim şey ki, yani ben hep senin için geliyorum buraya. Anlamadım. Ya anlamayacak bir şey yok Hayriye. Seni seviyorum. Çık dışarı. Bana mı dedin? Defol, defol diyorum. Demek beni kovuyorsun. Sen cesaretli bir kızmışsın. Ama unutma ki ağalar fazla cesaretlileri sevmez. Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Kalırsa bu savaş mıdır, barış mıdır? O oğlandan sana fayda yok kızım. Bana da öyle geliyor. Yanılıyorsunuz. Savaşı tanımamışsınız daha. Ben 6 senedir buradayım. Hala evleneceksiniz. Nişanlandık işte. Çok yakında da evleniyoruz. Hem bazı duyguları insanı yanıltır. Hissi konuşuyor olmayasın. Nasıl? Ne bileyim, kıskançlık insanlar için. İnsan kıskanabilir, çekemeyebilir de. Abla, şu ilçede ondan başka ele avuca gelir erkek gördün mü yıllardır? Hal böyle olunca... Yanılıyorsun kızım. Bana öyle geliyor ki bu ilçede erkek kıtlığı değil, kız kıtlığı var. Hele böyle sizler gibi tahsilli güzel kızlar. İşte o savaş mı harp mi neyse, o da bunlardan birini bulmuş. Su gider kum kalır derler. Sizler gidicisiniz. Bugün var yarın yok. Onun kaçırmaması lazım. Neyse keselim bu konuyu. Hayriye, gelir misin biraz? Para lazım. Para mı? İnan hiç param yok yanımda. Ayın 13 olduğu halde biliyorsun maaşlarımız henüz gelmedi. Yanında olmadığını biliyorum. Fakat banka fazla uzak sayılmaz. Hem biliyorsun ağalar bir şey isteyince adamları yok diyemezler. Peki tamam. Ben okula gitmeyecek miyim baba? Ne? Okula mı? Tabii gidersin oğlum, gidersin. Ama 7 yaşıma bastım. Okullar açılalı çok oldu. Ne zaman gideceğim? Oğlum, biliyorsun okul binoların tarafında. Yani gidemeyecek miyim? Hayır.
ana, dayanamıyorum. Çektiğim vicdan azabına mı yanayım? Sömürülmeye mi? Bu nasıl cezadır? Ne kadar sürecek? İntihar edenlere şaşardım. Meğer ne kadar kolaymış. Allah korusun kızım, öyle söyleme. Bak aklıma ne geldi. Gerçi yıllardır evladım bildim. Kızım niyetine sevdim seni ama... Tayin istesen başka yerlere, uzaklara gitsen olmaz mı? Göndermezler mi ki? Düşünmez olur muyum? Bunu ben de çok düşündüm ama... Korktuğum bir şey var. Her şeye rağmen... Bir kere deneyeceğim. Baba, Kurbanlıoğlu Zafer var ya. Ne olmuş? Selim babam beni okula bırakmıyor dedi. Sen nerede gördün onu? Bugün okulun önüne geldi. Selim'le ben aynı gün doğmuşuz dedi. Kim söylemiş? Annesi. Bir daha ne o çocukla ne de kurbanları süreleden hiç kimseyle konuşmak yok, tamam mı? Niye baba? Onlar senin amcanı öldürdü oğlum. Sen de onun amcasını öldürmüşsün ama. Bak, böyle şeyleri bir daha kafana takma ve bir daha onlarla konuşma, o kadar. Emine ana, Emine ana. Geliyorum. Ne var kızım? Hayriye nerede Emine ana? Lojmanda galiba, daha gelmedi. Eğer oradaysa hemen çağır. Seni uyanık seni. Kendi kendine planlar yaparsın demek. Beni uyutacaktın öyle mi? Yutar mıyım ben? Ne oldu Ceylan abla? Sen çık Emine ana. Hainin çıkmış. Gözün aydın. Öyle mi? Sağ ol. Aa, gerçekten. Sağ ol Ceylan abla. Yolculuk ne zaman? Bilmem ki. Mesela yarın olabilir. Neden olmazsın? Emine ana, Emine ana. Bana hemen savaşı bulmanı istiyorum Emine ana. Çok mu önemli kızım? Çok. Bugün akşama kadar mutlaka bana gelmeli. Dairede bulamazsan evine, orada da yoksa belediye pasajının altındaki o kahveye bak. Annesine de haber bırak. Gelince mutlaka bana uğramasını söyle. Allah Allah. Peki, nasıl istersen? Ne çeviriyor acaba bu kız? Emine bacı, hoş geldin, sefa geldin. Ama bu ziyaretinin sebebi ne ola? Misafire böyle soru sorulmaz. Lakin ilk defa evimize geliyorsun. Üstelik akşamın dar vaktinde. Haklısınız. Gelişimin elbette bir sebebi var. Fakat bu sebebi konuşmak için vaktimiz çok. Çünkü ya ölü ya da sağ. Bu gece buradayım. Konuşmanızdan bir şey anlamadım Ebe Hanım. Bu gece buradaysınız, başım gözüm üstüne. Devletin memuruna saygımız vardır. Lakin bu ölü sağ gibi lakırtılardan hiçbir şey çıkaramadım. Neyse, önce bir kahve içelim. Zafer! Buyur baba. Anana söyle de kahve yapsın. Peki baba.
Maşallah çok akıllı çocuk Ebe Hanım. Zehir gibi kafası var. Okula göndermedim ama okuma yazmayı kendi kendine söktü maşallah. Söyledin mi oğlum? Söyledim baba. Oğlum, ebene hoş geldin derdin mi? Hoş geldin. Hoş bulduk Zafer. Zafer de değil mi adın? Evet, ya seninki ne? Benimki de Hayriye. Sen benim ebem misin Hayriye abla? Evet Zafer. Sen çok okumuşsun değil mi Hayriye abla? Biraz. Ben daha okula gitmedim de ama ben Bino'nun oğlu Yaşar'dan daha iyi okuyorum. Sizin orada da düşmanlık var mı Hayriye abla? İnsanın olduğu yerde dostluk da var, maalesef düşmanlık da Zafer. Ya beni rahat bırak oğlum. Beni rahatsız etmiyor ki. Ben derim ki isterseniz şu sizin mevzuyu bir an evvel halletsek. Mesele nedir? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yalnız konuşabilir miyiz? Tabii, nasıl isterseniz Ebe Hanım. Çık oğlum Zafer dışarı. Çağırmadan da gelme. Peki baba. Buyurun, sizi dinliyorum. Memlekette bu gece son gece. Yarın gidiyorum. Uzaklara. Çok uzaklara gidiyorum. Tayinim İstanbul'a çıktı. Dönüşü olmayan bu yolculuğa çıkmadan önce koskoca 8 yılımı verdiğim bu memlekete bir hatıram olsun istedim. 8 yıldır ele avuca gelir bir iş yapamadım. Dahası bazı sebeplerden dolayı zindan hayatı yaşadım. Buraya bir kararımı uygulamaya geldim. Bu öyle bir karar ki ucunda ölüm var. Hayatımı ortaya koydum. İstersen kurban ağa, bundan sonraki sözlerimi silahını çekerek dinle. Tövbe estağfurullah, ne demek o ya? Bino ağalarla olan düşmanlığınız sadece bu köyü değil. Köyleri, hatta ilçeyi rahatsız ediyor. 8 yıldır şurada seni ve Bino ağayı seven tek insana rastlamadım. Dostunuz yok. İnsan dostsuz olur mu? Sevginiz, merhametiniz... Ebe hanım, ne diyeceksen onu de. Misafirliğin hudutlarında çiğneme. Ben buraya misafirliğe gelmedim. Dedim ya, ölümü, dönmemeyi göz aldım. Sevilmek sayılmak istiyorsan düşmanlığa son vereceksin kurbana. Yüzlerce kişinin huzurunu 2 kişi bozmamalı. Çocuğunu neden okutmadın? Okul Bino ağaların tarafında, onun için. Peki bunda çocuğun suçu ne? Hani oğlunu seviyordun? Zehir gibi kafası var diye oğluna iftihar ediyorsun. O zehir gibi kafasını duvar arkasından senin düşmanlarını kollamakta mı kullanacak? Sözün özü kurban ağa. Ben buraya 2 sülaleyi barıştırmak için geldim. Evet, üzerime vazife değildi belki. Yarın çekip İstanbul'a gidebilirdim. Ama siz burada birbirinizin açık taraflarını kollamaya, birbirinizin ölümünü beklemeye ve birbirinize yeni yeni düşmanlar yetiştirmeye devam edeceksiniz. Kurban ağa, hayat pis şeylerle kirletilmeyecek kadar kısa. Yarın düşmanın bir adet kör kurşunu ile öldüğünü düşün. Geriye ne bırakacaksın? Korku ile geçen bir ömür ve sonu gelmeyen büyük bir düşmanlık. Az önce oğlunu dinledin. Okuyamamaktan ve düşmanlıktan yakındı. 7 yaşında bir çocuğa bu ağır duyguları yüklemeye hakkın yok. Sonra... Bak Ebe Hanım, bunlar bilmediğimiz şeyler değil. Yaramı deşiyorsun, dikkat et. Fakat şunu bilmelisin ki bu işler tek taraflı olmaz. Şimdi ben ortaya çıkıp da barış istiyorum mu diyeyim? İnsanın yüzüne tükürürler be. Sonra sen bilmezsin. Aslan gibi bir kardeşim öldü benim. Onun ruhu titrer, ruhu. Kurban ağa, tek taraflı olmayacağını biliyorum. Çift taraflı olacak. Yüzüne tüküreceğinden korktuğun kişiler bugün arkandan tükürüyor. Senin kardeşin öldüyse Bino'nun da kardeşi öldü. Dünyaya her gelen ölüme mahkum. Ölmek için de bir sebep lazım. Ya trafik kazası, ya kanser, ya veren. Veya bir kurşun. Bir kaza kabul edin bu işi. Ölen öldü. Geriye kalanların yaşaması lazım. Huzurla yaşaması lazım. Sonra kardeşinin ruhunun
Bu düşmanlıktan tirtemediğini ne biliyorsun? Boşuna yoruluyorsun Ebe Hanım. Bu iş olacak gibi değil. Neden? Ne bileyim. Tam 14 yıl oldu. Böyle sürüp gidiyor. Kurban ağa, bu barışın sağlanması için iki kişinin rızası kafi. Biri sen, diğeri Bino. Bino'yu tamam kabul et. Ve sen kendi fikrini söyle. Önce ben söylemem. Önce Bino'nun gelip benden barış istemesi lazım. Bu işin böyle sonu gelmez. Küçük bir fedakarlık lazım. Onu senden bekliyorum. Benden bunu isteme bacı. Kahveleri getireyim mi baba? Getir Zafer. Oturabilirsin Zafer. Hayır. O çıksın. Sen git oğlum. Bundan sonrasını onun dinlemesinde zarar yok. Lütfen Ebe Hanım, bakın. O çıksın dedim. Zafer çık oğlum. Oğlunu seviyor musun kurban ağa? O nasıl söz Ebe Hanım? Benim bütün ümidim o. Peki düşmanlık uğruna onu öldürebilir misin? Kimi? Zafer'i. Sen delirdin mi Ebe Hanım? Niye öldüreyim oğlumu? Peki oğlun sana düşmanlık etse? Ne bileyim, karşı gelse? Ebe, değiştir şu konuyu. O daha çocuk. Bana karşı gelmez. Gelse de ağzına bir tane patlatırım, olur biter. Baba döver de sever de. Boş ver bunları, geçsin. Kurban ağa. Bı. Zafer senin oğlun değil. Dedin? Sözümü kesme ve sakin ol. Zafer, yani şu masum, günahsız, akıllı çocuk. Bino ağanın oğlu. Olamaz. Ne diyorsun sen? Hatırlarsın. Bundan 7 yıl önce doğumhaneye birlikte gelmiştiniz. Evet. Doğumdan sonra bir yanlışlık sonucu çocuklarınız değiştirildi. Senin oğlun da Bino ağanın evinde. Aman Allah'ım. Aslında buna yanlışlık dememek lazım. Takdir diyelim. Allah önce birer erkek çocuk verdi size. Sonra onları değiştirerek birbirinizin çocuğunu sevmeyi nasip etti. Böylece barışmanızı istedi. Buna karşı gelmeyin. Ben buna nasıl inanayım ha? Kim yapar bunu? Sen bana yalan söylüyorsun. Beni barıştırmak için bu yalanı uydurdum. Öyle değil mi ha? Hayır. Söyle. Hayır, hayır. Bu değişikliği ben yaptım. İstersen beni öldür kurban ağa. Ama gerçeği değiştiremezsin. Dediğim gibi, bilerek, isteyerek olmadı. Belki de sadece emre uydum. Emre mi? O gün bu yanlışlığı düzeltecektim. Ama hem çocukları hem seni öldürürler dediler. O günden beri vicdan azabıyla kavruluyorum. Bu acı, bu yanlışlık, bu düşmanlık... Hepsi birden bitsin istedim. Küçük bir anlayış kurban ağa. Fincanları alabilir miyim baba? Al. Ağalığını göster kurban ağa. Ağalık kan kin değildir. Ağalık merhametliktir. Mertliktir. Yiğitliktir. Anlayıştır. Çocuğunu okutamamanın ezikliğini çekiyordun. Senin çocuğun, yani Yaşar okuyor. Zafer de okuyacak. Memleketimizin Yaşar'a, Zafer'e ihtiyacı var. Onları kendi ellerinizle harap etmeyin. Ebe Hanım, beni mahvettin Ebe. Can evimden vurdun, esir aldım. Peki, söyle şimdi ne yapayım ha? Bino ağaya gidiyorum. Peki de. Gayrı sen bilirsin Ebe Hanım. Seni can evinden vurmadım. Sadece yaranı tedavi ettim. Ve 9 yıla yaklaşan sağlık memurluğu görevimin en mutlu tedavisi bu oldu. Akşam yemeğini burada, Bino ağa ve oğlun Yaşar'la birlikte yiyeceğiz. Öyle olsun. Hoş gelsinler, sefa gelsinler.
Evimizi şereflendirmek nereden aklına geldi Ebe Hanım? Ne bileyim, bir ziyaret edeyim dedim Binoa. Akşamın bu vaktinde ha? Hem de tek başına ha? Vallahi bilmem ki. Baba, öğretmenimiz bize dedi ki evinize misafir geldiği zaman ona niçin geldiğini, ne zaman gideceğini sormayın. Bak hele kerataya. Peki ne soracakmışız? Dilsizler gibi sessiz sessiz oturacak mıyız yani? Bir şey alır mısınız denilmiş. Gerek hizmeti yaptıktan sonra size nasıl yardımcı olabilirim diye sorulurmuş. Benim ağzım o kadar laf yapmaz evladım. Sen deyiver şunları hadi. Bir şey alır mısınız efendim? Sağ ol Yaşar, teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bizi biraz babanla yalnız bırakır mısın? Tabii. Fazla vaktim yok Binoa. Seni Kurban Ağa'ya yemeğe götürmeye geldim. Ne dedin? Yanlış duymadın. Düşmanlığınız bu akşam bitecek. Aileleriniz, köyünüz, ilçeniz huzura kavuşacak. Ben de huzurlu olarak memleketime döneceğim. Kusura bakma ama sen çıldırmışsın bacı. Boyundan büyük işlere karışıyorsun. Hayır Binoa. Çıldıran ben değilim. Yıllardır bir hiç yüzünden birbirlerine kan kusturanlar çıldırmış. Kardeşimin ölümüne bir hiç mi değilsin sen? Unutma ki sen de bir kardeş öldürdün. Ve buna rağmen Kurban Ağa barışmak için seni bekliyor. Binoa, dört bir yanımız düşmanla çevriliyken, birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız varken, birbirimize düşmanlık niye? Aslında önce senin barış teklif etmen lazımdır. Çünkü önce sen Kurban Ağa'nın kardeşini öldürdün. Bu işi sen başlattın. Şimdi de sen bitireceksin Binoa. Yaşar'ın öğretmeninden öğrendiklerini göğsün kabararak dinliyorsun. Peki Zafer niye gelemiyor okula? O çocuğun günahını. Bu barışı yapmaya sadece mecbur değil, aynı zamanda mahkumsun. Çünkü okula gelmeyen senin oğlun. Evet, çok istediği halde senin korkundan okula gelemeyen çocuk, yani Zafer, öz be öz senin oğlun. Nasıl yani? Dinle. Sen sana be. Diyeceğimi dedim. Hiç Zafer'i görmedin mi? Ben şimdi oradan geldim. Zafer tıpatıp senin kopyan. Çünkü senin öz oğlun. Ebe, olur mu böyle şey? Bak katil edeceksin adamı ha? Katil olmak neyi değiştirir ki? Gerçekler öldürmekle kaybolmaz ki. Ne kadar kuvvetli olsan da kadere karşı gelemezsin Binoa. Bu akşam sizler öz çocuklarınıza kavuşacak, yıllardır boşu boşuna süre gelen düşmanlığı bitirecek, huzura kavuşacaksınız. Ben de küçük bir hizmetin sevinciyle İstanbul'a gideceğim. Evet, yarın bu memleketten gidiyorum. Gerçeği size bildirmek için geldim buraya. Bu düşmanlık bitsin istedim. Bu işte bir menfaatimin olmadığını biliyorsunuz. Kurban Ağa'nın gösterdiği anlayışı senden de bekliyorum. Kalk. Yeni dostun Kurban Ağa bizleri yemeğe bekliyor. Oğlun Zafer seni bekliyor. Ne yaptın ebe? İlk çocuğumdu bu. Yaşasın diye ismini Yaşar dedim. Niye çok gördüm onu bana? Yaşar'ımı nasıl veririm başkasına? Onu okuttum. Aa, Yaşar öz babasıyla mutlu bir hayat yaşayacak. Sen de bu barış denen zaferi kazandığın için zaferine kavuşuyorsun. Yaşar da okuyacak, Zafer de. El ele, birlik olup bu millete hizmet edecekler. Kalk ağa, Yaşar ile Zafer'i birbirine kavuşturalım. Zafer'e koşalım.
Hemen gitmeni istiyorum Savaş. O ağaların köyüne gideceksin ve Kurban Ağa'ya da Bino Ağa'ya da gerçeği söyleyeceksin. Ama bak şimdi mesaideyim Ceylan. Hiç olmazsa akşam... Hayır. Kız bugün yolcu, İstanbul'a gidiyor. Onu bir kaçırırsa bir daha da ele geçiremeyiz. Zaten akşamdan beri ortalıkta yok. Eşyaları lojmanda ama kendisi kayıp. Belki de eşyalarını bırakıp kaçtı. Girin. Hayır, kaçmadım Ceylan. Buradayım. Hoş sana geldin. Elveda demeden gitmek istemedim. Şimdi hazırlandım ve yola çıkıyorum. He. Sana da iki küçük sürprizim var. Nedir? Birincisi, sevgilin diye körü körüne bağlandığım ve para yedirdiğim bu hain... Bana, ne? Senin mesai arkadaşın olan bana ilanı aşk etti. Ne diyorsun sen Hayriye? Ne? Ama ben tenezzül etmedim. Gelelim ikincisine. İkincisi de... içeri gel Kurban Ağa. Sen de Bino Ağa. Zafer, Yaşar siz de gelin. Seni yeni dostlarımla tanıştırmak istedim. Birbirine bağlı bu iki dost insan, bu mert insanlar... beni uğurlamak için köyden geldiler buraya. Aman Allah'ım. Şimdi gidiyorum. Elveda Ceylan.